Bir kısım muhalefetin özellikle gençlerin anlayamadığı Türkiye'nin nereden nereye geldiğidir. Kömüre, gaza, mazota, fuel'a %100 zam, demir çelik ürünlerine %100 zam, çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha, ekmeğe, süte, ete zam, kağıda %400, tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam, sigaraya, beze, şekere zam, PTT'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Çırpınır durursunuz. Her sene artan 1 milyon nüfusu nereye koyacağım? Nereden her gün sabahleyin 3 bin çocuğa yiyecek giyecek bulacağım? Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. Aklını oynatanlar var. Biliyorum. Perişan olanlar var. Bir bayram için bir şeyler alan ben insanlarımız var. Çok rica ediyorum. Bağrı yanık analar, yetim kalmış çocuklar, sakatlanmış insanlar, hapislerde çürüyen gençler, bunlar hep dünün günahları. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira. Bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? %150 faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan yok. Bu köyünü canlı çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın. Rakamlar ortadadır. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var, ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Kim ödeyecek 350 milyar lira zararı? Bari derim diyen bir babaya çıksın göreyim. Bu video yapma amacımız, unutursanız tekrar yaşarsınız düsturunu anlatmak ve yapılan devrimleri hatırlatmaktır. Recep Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarda Türkiye'nin silüetini değiştirdi. 20 yıl evvel bir evde bir araç varsa lüks görülürdü. Türkiye yılda 30 kilometre asfalt atarak ilerledi. Her gün ana haberde trafik kazasından vefat haberi verilirdi. Kazaya rastladınız? Genellikle. Alışılmış bir şey galiba bunda kaza. Burada alıştık yani. Şey değil yani. Bana alıştırdı bizi. Şaşırtmıyor sizi. Maalesef öyle oldu. Hatalı sollama sonucu bilmem kaç kişi öldü haberleri her gün manşetleri süslerdi. Ankara'dan İzmir'e 13 saatte gidilirdi. Ayda bir defa dışarıda yemek yemek büyük lükstü. Devlet memur maaşlarını ödeyemezdi. Kimse memura kız vermezdi. Devlet memurları ek iş yaparak geçimini sağlar, ya gece taksiye çıkarlardı ya da işportada mal satarlardı. Başörtülü anneler asker evlatlarının yemin törenine alınmazdı. Bir subayın, generalin olduğu ortama hayatta başörtülü girilemezdi. Erdoğan'ın eşi bile Gata'ya başörtülü olduğu için girememişti. İlaç kuyruğunda vatandaş ölür, istediği ilacı bulamazdı. Aciller hasta bakmaz, borcun varsa ölün rehin alınırdı. Hastaneler rezil ve mikrop yuvasıydı. Doktorlar insanlara affedersiniz it gibi davranırdı. Değil bayram ikramiyesi, normal maaşı alabilmek için 3 gün kuyruk beklenirdi. Tünel yok denecek kadar azdı. Dağlarda karda mahsur kalınırdı. Uçağa binmek lükstü. Avrupa, ABD, Japonya'da hızlı tren varken Türkiye'de hala kara tren vardı. 2000'li yıllara gelindiğinde hala Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan demir yolları vardı. Üzerine neredeyse hiçbir şey yapılmamıştı. Bütün metropollerde metro varken Türkiye'de sadece propagandası vardı. Öğrenci sıfır kitap yüzü göremez, ikinci el kitabı kara borsada bulurdu. IMF borç verir, hükümetleri emrinde tutardı. İhracat 26 milyar dolardı. Yerli hiçbir silahımız yoktu. Yerli gemimiz yok denecek kadar azdı. Silah aldığımız ülkeler dostumuzu düşmanımızı belirlerdi. Ülke silah verenin resmen siyasi kölesi olurdu. Toplu iğne bile üretemez, Anıtkabir'in bayrak ipini yaptık diye övünç duyulur, gazeteye haber yapılırdı.
depreme dayanıklı evler yok denecek kadar azdı. Depremde enkaz altında haftalarca insanlar kalırdı. Dışarıdan gelen deprem yardım paralarıyla memur maaşları ödenirdi. Terör örgütleri her gün bir eylem yapardı. Karakollara baskın yapan teröristler için uçak dahil kaldırılmazdı. 20-30 şehit verilirdi. Haberleri sıradanlaşmıştı. Faili meçhul cinayetler sıradan bir hal almıştı. Organize sanayi bölgeleri yok denecek kadar azdı. Fabrikaların önlerinde sendikalar sürekli grev yapardı. Akıllı evler, lüks sitelerin hayali dahi kurulmazdı. Karakola düşen okkalı bir dayak yemeden kesinlikle dışarı çıkamazdı. Öyle beyaz masa cimer gibi, arayayım, şu belediyeye de derdimi şikayetimi anlatayım. Hastama maaş bağlansın, ben de bakıcı parası alayım. Elektrik yardımı, ısınma yardımı, sosyal yardım yoktu. Sizi kimse dikkate almaz, cevap vermez, insan yerine koymazdı. Erdoğan'la birlikte Türkiye'ye medeniyet ve demokrasi geldi. Erdoğan Türkiye'nin silüetini değiştirdi. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Unutursanız tekrar yaşarsınız. Şimdi hükümeti yolsuzluk, liyakatsizlikle suçlayanlar ülkeyi 80 yıl yedi ve taş üzerine taş koymadı. Şimdi yolsuzluk, liyakatsizlik naraları atanların halini herkes görüyor. Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi olmayacak. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.